Üzeyir Civan 50 yaşında. Darbe girişimi sırasında milli iradeye ve vatana sahip çıkmak için sokaktaydı. 15 Temmuz gecesi darbe girişimine tepki gösterenlerden biri de Civan ailesiydi. 50 yaşındaki Üzeyir Civan asker ve polisin karşı karşıya gelmesini istemedi ve o gece iki kolundan da yaralandı. Üzeyir Civan darbe girişimini duyar duymaz ailesiyle birlikte İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitti. Askerlerin açtığı ateşte polislerin vurulduğunu duyunca çatışma alanına koştu. O heyecanlı anların üzerine böyle koşarak iş yapıyorum yani. Durun, yapmayın, hepimiz kardeşiz, silahlarınızı bırakın. O esnada o şekilde bağırırken kulağımda bir çınlama sesi oldu. Sonra sanki kolum bir elektrik çarptı. Darbeci askerler Üzeyir Civan'a da ateş açtı. İki kolundan yaralanan Civan ameliyata alındı, sol kolu kesildi. Ameliyattan çıkınca yeğenine yönelttiği ilk soruysa vatan selamette mi oldu? Olaylar bitti mi dedim, vatan selamette mi? Bitti dayı dedi. Öyle deyince elhamdülillah dedim. Çok şükür vatan selameti almıştı. Benim için de önemli oydu. Şu konunun hiçbir ehemmiyeti yok. Civan ailesi de o gece meydandaydı. En önde giden herkesi nokta atışıyla vuruyorlardı. Göğsünden, kafasından falan. İyi ki gitmişiz. Yine olsa yine giderdik. Üzeyir Civan'ın 87 yaşındaki annesi hala darbe girişiminin yaşandığı gecenin etkisinde. Koymadılar Türkiye'mizi. Gözleri kör olsun Türkiye'mizi bu durumlara. Ama iyiyiz Allah'a şükür. Allah'a şükür iyiyiz. Bastırdık onları. Onlar bizi bastıramadı. Tayyip'i onları batırabilir mi yavrum? O Allah diye Allah.